Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgenin son testinin çözümünü yapacağız. Yani 6. testin çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası şöyle bakıyoruz. 28 ve 29'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şöyle kuzey, doğu, batı, güney çizgileri verilmiş. P noktasına bulunan Mehmet sırasıyla 20 metre kuzeye. Hadi bakalım şu sırasıyla dediği şeyi yapalım noktasında bulunan Mehmet'i. Şöyle 20 metre kuzeye. Sonra doğuya tekrar kuzeye öyle götürecekmişiz. O zaman şuradan şöyle başlayalım. Buradan 20 metre kuzeye götürdük. Sonra ne diyor? 30 metre doğuya. 30 metre buraya götürüyorum. Sonra ne diyor? 10 metre kuzeye. 10 metre kuzeye daha götürdüm. Sonra 18 metre tekrar doğuya. 18 metre tekrar doğuya götürdüm. Yazdım şöyle. 16 metre güneye. 16 metre güneye de götürdüğüm zaman işte buraya geldi. Olmak üzere. Ve şunu biliyoruz arkadaşlar. Şurası da dik ya. İşte şuradaki çizgilerin yani kuzey ile doğu çizgileri dik kesecek. Şuradaki açıları şöyle bir 90'ar derece olarak yazıyoruz. Olmak üzere toplamda 94 metre yürüyerek R noktasına ulaşıyor. Evet. Sonra buna göre P ve R noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. İlk önce P noktasındaydı şimdi R. İşte bizden şu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Dik üçgene karşılık getireceğiz bunu. E hocam şurada bir dikdörtgen yapsak şöyle. Bu dikdörtgeni yapacak olursak ne geliyor? 10 sa 10 geldi. 18'si 18 geldi. Sonra bir daha bir dikdörtgen yapalım burada. O dikdörtgeni de şöyle de yapabiliriz. Dışarıdan da yapabiliriz. İçeriden çizdiğimiz zaman şurası kaç yaptı? 48 yaptı. Bu arada 10 iken burası 10 ya buraya 6 altı kaldı. 6 ise bu tarafta 6 yapar. Yani şuraya ne kaldı o zaman? 14 kaldı. E o zaman burada bir Pisagor bağıntısı yapacağım. 14 ve 48'deki ortak çarpan 2. 2 çarpı 7 burası. 2 çarpı 24 burası. E 7, 24, 25 üçgeni. O zaman burası da 2 çarpı 25'ten kaç çıkacaktır? 50 çıkacaktır. Evet birinci soru Balıkesir oldu. Geldik 2'ye. Aşağıdaki şekilde dikey halde yere teğet olan sarkaç gösterilmiştir. Daha sonra bu sarkaçın düşey konumu 8 birim sağa kaydırılıyor. Evet ben bunu düşey konumu 8 birim sağa kaydırılmış hali. Bak şöyle 8 birim sağa kaydırdım. Bu ne demek arkadaşlar? Hop şu 8 birim sağda demek. Hocam şurası 8 birim demek. 8 birim sağa kaydırılıyor ve yerden yüksekliği 4 birim oluyor. Yani şuradaki yerden yüksekliği 4 oldu. Yani şurası da 4. Arkadaş buraya A dersem. Sarkaç şöyle ya. Hop çevirdim. Çevirdiğim zaman şu sarkaç uzunluğu hala eşit değil mi? Eşit. Yani burası A artı 4 ise burası da A artı 4 olacak. E, karşımıza bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Hocam 8 varsa... A artı 4'ün karesi. A'nın karesi 8'in karesi yapmaktansa büyük ihtimal ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir ya da 8, 15, 17'dir. A yerine 6 koyarsam 6, 8, 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. O zaman A'yı 6 bulduk. Sarkaç'ın işte e, bu, Sarkaç'ın yarı çapı da önemsizmiş. O yüzden önemsiz olduğu için burayı ihmal ediyoruz arkadaşlar. Sarkaç'ın boyu soruluyor bize. Sarkaç'ın boyu da kaç çıktı arkadaşlar? 6 burası 4 burası önceki hali buradaydı ya. Toplamda 10 çıkar. Yani cevap böylelikle denizli olur. Geldik bir sonraki soruya. Şekildeki ABC dik üçgensel bölgesi C köşesi etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde. Arkadaş bu 90 derece döndürüyorum. Hop sen bunu böyle döndürdüğün zaman bu buraya geldi. Yani şu kırmızı çizgiler eşit mi? Eşit. Zaten eş yapı. Kalem döndürdüğümüzde hep aynı kalem diyoruz ya. İşte eş yapıyor. düşüneceksiniz burada. Tamam şunlar birbirine eşit. Bir de ben bunu 90 derece döndürmüşüm. Yani dönme açısı 90 derece. Çünkü dönerken dikkat et. Hocam böyleken hop şöyle dönüyor. Yani dönme açısı içeride. İşte tam burası 90 derece. Tamam. Şimdi A üstü C'yi kaç vermiş bize? A üstü C'yi 16 vermiş. Bu 16'yı kullanacağız. Başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Bir de B ve A üstü noktalar arasındaki uzaklık 34 demiş. Ee, onu da çizelim o zaman. B ile A üstü noktalar arasındaki uzaklık 34 demiş. Hmm. Şurası 34. E hocam ben bunu kullanmalıyım. Buna karşılık bir dik üçgene karşılık getirmeliyim. Hemen aklınıza şu geldi değil mi? Hocam şuradan şöyle bir dik çizsek. Pisagor bağıntısı oluşuyor mu? Şu uzunluğu biliyor musunuz? Ya şuradaki uzunluğu biliyor musunuz? Şu uzunluğu bilmiyorsunuz. Bunu da bilmiyorsunuz. Dik üçgen oluştursak buradaki şeyleri de bilmiyoruz. Bir dur. Tamam ben burada 90 dereceyi döndürmeye böyle gösterdim ama dikkat et. Bu 16 vermiş. 16'ya yoğunlaşsana sen. 16'ya niye yoğunlaşmıyorsun? Bak burası döndürüldü zaman hop buraya geldi. Yani şurası 16 iken burası da 16 değil mi? Evet hocam. E burası da 16. E, 90 derece döndürüldü. Yani şurada açı da 90 derece. Şimdi buna karşılık bir dik üçgen karşılık getireceğim. Şuradan çizince olmadı. Genelde ne yapıyorduk? Dikdörtgen oluşturma yöntemini kullanmıyor muyduk? Hocam şöyle burada da bir merdiven şekli var bak zaten. Şurada biz bir dikdörtgeni oluşturursak onu da siyah kalemle göstereyim. Bak şurada bir dikdörtgen oluşturacak olursak arkadaşlar amacımız dikdörtgenle şuna karşılık bir 90 derece elde etmek. Bak şöyle bir 90 derece var burada. Şurada bir dik çizince dikdörtgen oluşturdum arkadaşım. 16 ise 16, 16 ise 16 hatta bir kare oluştu. E şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Burası 16 burası 34 verilmiş. E 2 çarpı 8 burası. 2 çarpı 17 burası. 8 17 ne üçgeni? 8 15 17 üçgeni değil mi? Evet 8 15 17 üçgenin 2 katı. 2 çarpı 15 yapar burası yani 30 yaptı. E tamam bunun tamamı 30 burası da 16 ise buraya kaç kaldı o zaman? 14 kaldı. Bizden Ali Bey uzunluğu isteniyor? Yani şurası 14 çıktı. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Yani uzana kadar kullandığımız teknikleri kullanıyoruz zaten. Hep burada dikkat et. Ben şu kırmızıya yoğunlaşmayla hata yaptım. Soruyu çözemiyordum. Sen de oraya yoğunlaştıysan büyük ihtimal soruyu çözemedin. Sana neresi verilmişse oraya yoğunlaş. Bak döndürdüm bu buraya geldi. 16 ise burası da 16. E burası 90 ya. Burası 90 olduğundan dolayı sonrası yorumumuz. E, dik üçgene karşılık getirmemiz lazım. Aşağı çizince olmadı. Dikdörtgen oluşturmak en güzel tekniğimizde hatta burada kare oluştu. Kare oluşunca mavi çizgiye ait de bir 90 derece karşımıza çıktı. Gerçekten hoş bir soru. Üçüncü soruya Edremit geldik dörde. 6 var 8 var. O hocam 6 8 13 gene. Bravo yazdım bunu. Sonra alfa ile 2 alfa arasındaki bir ilişki kuracaksın. Nasıl kurabilirsin? Hocam buradan bir açı çizsek böyle. Bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. Alfa ile 2 alfa arasında bir ilişki nasıl kurulabilir arkadaşlar? Bak ya böyle açı bunu böyle bölersin. Alfa alfa. E hocam açı orta açıktı. Tamam şunları şunları buldun da buradaki alfayı kullanabiliyor musun? Kullanamıyorsun. Ta uzatsan belki işine yarar ama şu uzunluğu da bulamıyorsun. Zaten daha açı orta konusunda işlemedik. Oradan çıkmayacak büyük ihtimalle. Peki başka türlü nasıl bir hamle yapabiliriz? Böyle özel üçgenlerde söyledim size. Özel üçgenlerde sıkıştığınız anda ne yapıyorduk? Küçük açıya ikizkenar oluşturuyordunuz. İşte burada da alfa iki alfa geldiğinde de aynı tekniği uygulayabilirsiniz. 2 alfayı ya böyle böleceksin alfa alfa çıkmadıysa o zaman alfaya ait x kenar oluşturacaksın. Alfaya ait x kenar hop şöyle şuradan bir x kenar üçgen oluşturduğum zaman hocam x kenar oldu alfaysa bak burası da alfa oldu. a 2 iç açı 1 dış açı 2 alfa oldu bak ekstradan burada da bir x kenar çıkmıyor mu çıkıyor. Hocam 10'sa burası da 10 burası da 10 oldu. E burada da bir 6 8 10 üçgeni var bak x kaç çıktı 16 çıktı yani 4. soru akçay çıktı. Özel üçgenlerdeki gösterdiğim o tekniği böyle alfalı iki alfalı sorularda da yapabiliyoruz. Lütfen buna dikkat. Evet geldik 5'e. Güzel bir soruydu bu arada. Aşağıda bir harita üzerinde 6 farklı nokta ve bu noktalar arasındaki uzaklık gösterilmiştir. 6 var x var başka da bir şey var mı? BD ile DC birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu birbirine eşit verilmiş. Tamam. Bunların eşitliğini kullanacağız büyük ihtimalle. Şimdi burada ne var arkadaşım? Dikten dik çizilmiş. Öklit var hocam. Burada öklit uygulayacaksın. Ama hiçbir bilinmeyen yok. Önce büyüye bakayım. Dikten dik çizilmiş büyükte de. Büyükte de öklüt uygulayacaksın. Evet büyük öklüt uygularken hocam h kare eşittir p çarpı k mı diyeceğiz? Hayır bak h yok. Neresi verilmiş? 6 verilmiş. 6'ya ait öklüt bantısını uygulayacaksın. E büyük dik üçgende dikten dik çizilmiş. 6'ya ait öklüt bantısı nedir? Hocam şu çarpı tamamı değil midir? Evet. E, o zaman şuraya bir a diyeyim. Buraya bir b diyeyim. Bunlar eşitliği kullanacağım ya. O zaman burası da a artı b yaptı mı yaptı. Şimdi şu çarpı tamamı. 6'nın karesi 36 eşittir. A çarpı tamamı. Yani 2A artı 2B yaptı. 2 ile sadeleştirirsek 18 eşittir. 2'ye böldüğün zaman bunu ne geliyor? A artı B mi geliyor? Evet. Yani A çarpı A artı B'yi 18 bulduk. Peki sonrasında ne yapacağız? Hocam şuradaki üçgende de bir öklük bağıntısı var. H kare eşittir yapmayalım. X isteniyor benden. X'e ait öklük bağıntısı. X'in karesi bu çarpı tamamı değil midir? Evet. A çarpı A artı B'ye eşittir. A, A çarpı A artı B'yi 18 bulmuştuk. Yani x kare 18'e eşit oldu. Yani x de buradan kök 18'dir. 9 çarpı 2 olduğundan 9 dışarıya 3 diye çıkacağından cevap 3 kök 2 olur. Yani cevap denizli oldu arkadaşlar 5. soruda. Evet geldik 6. soruya. Sözel bir soru. B ağacı 60 derece olan bir üçgen çiziniz. Evet A açısı 60 derece olan bir üçgen çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle bir üçgen A açısı da 60 derece olsun. Tamam çizdik bakalım şöyle bir şey. 60 derece işte burası olsun. A, B, C. B, A, C açısı 60 derece. Çizdik. BC üzerinde bir D noktası işaretledim. D noktası işaretledim. D noktasının AB'ye göre yansıması ne? A, göre yansımasını alacağım. Hmm. D'nin AB'ye göre yansıması. Hocam ne demek A, AB'ye göre yansıması? Şunlar birbirine eşit olacak ve şuradaki uzaklık dik mi olacaktı? Evet. Yansıtırken. Sonra buradaki nokta neymiş arkadaşlar? N ne noktasıymış. Sonra ne diyor? D noktasının AC'ye göre yansıması. D noktasının AC'ye göre yansıması da bu. Yani hocam şunlar birbirine eşit ve şurası dik olacak. Yansıması da burası yapıyor. Yani burası da K noktası olarak verilmiş. AD uzunluğu verilmiş bize. AD uzunluğu kaç verilmiş? AD uzunluğu 14 verilmiş. Buna göre diyor neresi KN uzunluğu nedir diye soruluyor. Öncelikle şuraya bakacak olursak 14'ü kullanacağım. Bak 14 var burada. Hocam dik tabanı kes parçaya böldü. 14'e bakarak konuşuyorum. Yoksa hocam burada da şöyle 90 var. Dik tabanı kes parçaya böldü. Şöyle bir x kenar aklınıza gelebilir ama şurada kenar olmadığı için bu gelmesin. 14'e baktığında hocam dik tabanı kes parçaya bölmüş. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Hemen ikiz kenarı oluşturuyoruz. Şöyle oluşturduk. İkiz kenar aklıma gelen başıma gelsin. 14 ise 14. Hatta bu açı ortaydır. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşittir. Hocam 14'e baktığımızda burada da dik tabanı keş parçaya bölmüş. Burada da aklımıza ikiz kenar mı geldi? Evet. E hocam bu da ikiz kenar 14 ise 14 hatta bu da açı ortaydır. E buraya alfa alfa buraya beta beta dersem hocam alfa artı beta orada kaç dereceye eşit? 60 eşit. E burada 2 alfa artı 2 beta var. 2 alfa artı 2 beta kaç yapar? 120 yapar. E şuradaki açımız toplamda 120 derece yaptı. Ve senden ne isteniyor? Senden şuradaki uzunluk isteniyor. Mn. Hop şöyle çizince. Hocam ikizkenar üçgen oldu bu. Bak ikizkenar Ve tepe 120. Yani 30 30 120 üçgen diyeyim bu. Evet 14 14 ise bu uzunluk da 14 kök 3 çıkar. Yani cevap balık isir oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. ABC ikizkenar üçgeni ve DF dik üçgeni birer kenarları aynı doğru üzerinde olacak biçimde çekildik gibi verilmiştir. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Evet şu ve şu eşit verilmiş. Ve DF'ye de 25 vermiş. Şurası da 25 olarak verilmiş. Sonra DF dik üçgeni E köşesi etrafında saat yönünde dö döndürülerek D köşesi nereye gelmiş? Bak D köşesi C'ye gelmiş. Şuraya gelmiş. Bak döndürülmüş hali ikinci şekilde verilmiş. E köşesi etrafında döndürüyorum. Bak döndür. Şu bunu E köşesi etrafında döndürdüm ve bu buraya gelmiş. E, bu ne demek arkadaşım? Şu uzunlukların birbirine eşit olduğu anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Yani senin eleman şurası. Yani senin eleman burası. Mavi ile gösteriyorum burayı da. Bunların eşit olduğunu bil. Tamam mı? Buraya gösterdik. E sonra ne yapacağız? Burası buraya geldi. Kalem. Döndürdüğümde yine aynı kalem diyoruz ya. Döndürme sorularında eş yapılar bizim için önemli. Ve sen bunu böyle döndürdüğün zaman bu üçgen buraya geldi. Yani bu üçgen 25 nereye gelmiş oldu o zaman? Şuraya mı gelmiş oldu? Evet. Bak şurası hala ikizkenar kenar. Tamam. ikizkenar kenar. Sen bunu böyle döndürdüm, Bu buraya geldi. D köşesi. 25. Bu hipotenüs. Bak dik üçgen. E, sen bu dik üçgeni döndürdüğün zaman burası 90 derece. Çünkü şu dik üçgeni döndürüyorsun burada. Hatta döndürmüş halini sarıyla göstereyim. Daha kolay olsun işim. Sen bunu döndürdün. Bak daha net bir şekilde görmeni istiyorum. Döndürdün. Hocam bu buraya denk geldi. Buraya denk geldi. Buraya denk geldiği için bu köşe E köşesinde kaç 90 derece ya. Böyle döndüğü zaman burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Sonra senin buradaki D köşesi C'ye gelmişti. C'ye gelmişti. O zaman C'deki açınla şuradaki açın aynı değil mi? Aynı. Hatta şu kenarla bunun hipotenüsüyle dikkat et. Bunun hipotenüsüyle şurası çakışmış oldu. Yani burası toplamda kaç? 25. O zaman buraya kaç kaldı? 20 kaldı. Tamam. Şimdi alfa 90 beta ise bu. Açılara da dalalım istersen. Alfa. İkiz kenar üçgen bu. Alfa ise burası da alfa değil mi? Evet. Alfa 90 ise burası beta yaptı. Hocam ters açıdan dolayı burası da beta Alfa 90'sa burası da beta değil miydi? Bak aynı üçgen. Bu betaydı. F köşesi. F köşesi. Buraya geldi beta. Ana ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. İkiz kenar üçgende taban mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Tabanına ait yüksekliği çizdiğim zaman 3 oldu. 3 oldu. 3, 4, 5 üçgeninden burası 4 çıktı. Sonrasında hocam şurada bir kelebek benzerliği var deyip e, hatta burası 3, 4, 5 üçgeni şöyle yazdın. Burası 20 iken burası da 20. 15 yaptı. Bak kelebek benzerliğini şimdi söylesem. Kelebekteki oran 5'e 15 yani 1'e 3. Hocam 1'e 3 ise burası 12 yapar diyebiliriz. Ama hocam daha benzerliği görmedik. Dik üçgenden çöz bakalım diyenleri duyar gibiyim. Evet gerçekten haklısınız arkadaşlar. Burada tamam 3, 4, 5'i yazdık ama e, kelebek benzerliğini daha görmedik. O yüzden dik üçgenden çözeyim. Başka ne yapabilirim? Valla hocam şurada bir de bir x kenar var ya. Bu x kenarda da şöyle tabanına ait bir yükseklik çizsem. Tabanına ait yükseklik çizdiğim zaman ne çıkıyor burada? çizdiğim zaman a dikdörtgen çıktı burada. Dikdörtgenden dolayı 4 ise burası nedir? 4'tür. Şimdi şuraya bir x dersem. Hocam burası xken şurası x artı 4. X kenarda çizilen yükseklik tabanı keş parça X artı 4 burası da x artı 4. Şimdi senin bu kenarın neresiydi arkadaşlar? Şurası x artı 8 mi yaptı toplamda? Evet x artı 8 yaptı. Şu uzunluk mavi uzunluk burada. Buraya eşit değil mi? Yani burası x artı 8. Sonra e, mecbur şuraya da bir y diyelim. Y diyecek olursam bak burada karşıma bir dik üçgen çıktı. Buraya Y dersem şu uzun kenar sarı üçgendeki uzun kenar kaç çıktı? Y artı 6 mı çıktı? Evet. Hocam burası da Y artı 6 olacak. İki tane Pisagor var burada karşımızda. Hocam bir burada X artı 8 Y artı 6 25. Bir de burada X Y 15. Ya hocam büyük ihtimalle bu Pisagor'dan yapmam. Ben 2000'in denklemden yapmam. X'in karesi artıya kare eşittir. 15'in karesi falan demem. 15 varsa ne üçgendir? de Büyük ihtimal 9, 12, 15'tir. X yerine 9 koyarsam 9, 12, 15 sağlanıyor. X yerine 9 koyduğunda 17 yapıyor. 17, 25'lik bir üçgen yok. Tam tersi olabilir. Hocam burası 12 iken burası 9 olursa eğer Y yerine 9 yazdığımızda burası 15 yaptı. Y, X yerine de 12 yazdığımızda burası 20 yaptı. 15, 20, 25 sağlaması da tuttu. O zaman verdiğim değer gerçekten doğru. Yani X'i 12 olarak bulduk hissederek bulduk. Bezellikten de çıkıyor. Dik üçgenden de çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani cevap böylelikle 12 oldu. Cevap akçay oldu. Gerçekten güzel bir soruydu arkadaşlar. Hoş bir soru. Son teste yakışır. Evet bu da çok hoş bir soruya benziyor. Çünkü bir örüntü var. Örüntü sorularının nasıl çözülebileceğini bilin arkadaşlar. Bilin bilin bilin. Ama hep aynı şekilde gitmesi lazım. Bakalım ne diyor soru. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki zeminin üzerine birer kenarları çakışık biçimde özdeş dikdörtgen biçimde fayanslar ile desen oluşturuluyor. Evet şöyle fayanslar ile desen oluşturulmuş. Kullanılan fayansların kısa kenarı 8 birim uzun kenarı da 15 birim olarak verilmiş. 8, 15. O zaman kırmızı kenar burası yani şu kırmızı çizgi köşegen olan kırmızı çizgi 8, 15, 17 mi yaptı? Evet. Sonra bu fayansların üzerine şekildeki gibi köşegenler çiziliyor. Yerleştirilen son fayans şekildeki gibi zeminin köşesine denk gelmektedir. Şuraya denk geliyor. Çizilen çizgilerin toplam uzunluğu 323. Hocam kırmızı fayansla çizgi çizildi ya 17'den kaç tane var? 17, 17, 17, 17 İşte bunların toplamı 323'müş. Sen 323'ü kaça böleceksin? 17'ye böleceksin. 323'ü 17'ye bölsen büyük ihtimal sonu 9'dur yani 19'dur. Yani 19 tane ne varmış arkadaşlar burada? 19 tane şu dikdörtgenden köşegenden var. Yani 19 tane dikdörtgenler olacak. Yalnız bir yatay bir dikey, bir yatay bir dikey, bir yatay bir dikey şeklinde gidiyoruz. Belli bir örüntü, örüntü konulmuş buraya. Sonra diyor ki 323 birim olduğuna göre zeminin kısa kenarı nedir diye soruluyor. Yani bizden şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuraya bakalım. Bu yatayda. Hocam bu 15 gitti. Sonra bak burası kaç? 8. Sonra bu kadar daha uzunluk gidecek. Bak 15'ten bu kadar daha ekleyeceğim. 8 tamamı 15 yapacak ya burası da 7. Sonra öbür dikdörtgeni koyduğumda da yine aynı şekilde şu kadar daha gitmiyor mu? Evet. Yani burası 8 olduğuna göre burası da 7 olacak. Aa, bir yatay, bir dikey koyunca arkadaşlar ilkinde, birincisinde kaç gitti? 15 gitti. İkincisinde ne gidiyor? 7 gidiyor. İkincisinde 7 gidiyor. Üçüncüsünde, ikincisinde 7 gitmiyor pardon. Ee, bir tanesinde 15 gitti birincisinde. Sonra iki tane koyduğumda 7 gitti. İki tane koyduğumda 7 gitti. Sonra bir daha 2 tane koyduğumda bir daha 7 gidecek. Bak güzel bir örüntü bulduk. İlki sabit 15. Sonra 2 tane koyunca 7 gidiyor. Sonra bir daha 2 tane koyunca 7 gidiyor. Sonra böyle 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 böyle. En son yine 2 tane koyunca böyle yine 7 gidecek. İşte bu yatayların toplamı bana bu dikdörtgenin kısa kenarını vermeyecek mi? Kısa kenarı burası olduğu belli. Çünkü uzun kenar arkadaşlar bakın 8 artı 15 burası daha büyük olduğu belli zaten. Böyle bakacak olursanız. Çünkü uzun kenar sorulursa işimiz daha kolaydı. Çünkü niye? Hocam her iki tane de bir kaç gidiyor? 8 ve 15 23 gidiyor. Sonra bir daha 23 gidiyor. Yani 23 çarpı 18 her iki tane de bir ya. 23 çarpı 23 çarpı 9 diyeceğiz pardon her iki tane de bir 18 bir de kaç ekleyeceğiz 8 ekleyeceğiz uzun kenarı o şekilde buluruz ama kısa kenar isteniyor birinci sabit 15 sonra iki tane koyduğumda 7 gitti bir daha iki koyduğumda 7 gitti sonra bu ikileri koymaya devam edip en son iki tane koyduğumda yine 7 mi gidecek evet en son iki tane zaten ikinci 1 2 iki. yatay oluyor zaten bu da ikinci oluyor zaten sıkıntı değil o zaman burada kaç tane 7 olduğunu bulacağım toplam 19 tane değil mi ben bir tanesini burada kullandım. Hocam sonra ikililer kullanacağım. Şuraya 18 tane kalmadı mı? 18 tanenin içerisinde kaç tane 2 var? 9 tane 2 var. Yani burada bundan 9 tane var. E bundan da 9 tane olması demek ne demek? Elimizde bir 15 var. Artı sonra 9 tane de 7 birim uzunluğa gideceğim demek. Yani 9 çarpı 7'yi ekleyeceğim. O zaman 15 artı 7 kere 9 63. Cevap kaç yapıyor o zaman? 78 yapıyor. Arkadaşlar mükemmel bir soru. ÖSYM böyle şeyi sever. Örüntüyü sever. Çok da güzel bir örüntü oluşturmuşuz burada. Gerçekten hoş bir soru. İlki sabit. ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü hep 7-7 diye gidiyor. Ama iki tane koyduğumuzda 7. iki tane koyduğumuzda 7. Toplam 19 tane var ya bir tanesini burada kullandım. Sonra 18 tane kaldı buraya. E 18 tane hep ikili götürdük ya. Yani burada 9 tane var demek. 9 tane 7 uzunluğu götüreceğim. O da 63 artı 15'ten 78 çıkıyor. Vallahi şuraya bir yıldız atın. Mükemmel bir soru. Kara soru olarak bunu koyabilirdim ama şunu koydum. Yani ikisinin arasında kaldım. Kara soru olarak ikisinin arasında kaldım. Ee, bunun animasyonu da olduğu için, farklı bir çözüm yöntemi de olduğu için kara soru olarak şunu belirttim arkadaşlar. Kara soru ve çözümü yapacağım. Çözümü yaptıktan sonra bir de animasyonlu çözümü yapacağım. Onu da dinlemeni isterim. Şimdi burada neler verilmiş? Arkadaş. Burası AE uzunluğu ve CD uzunluğu. X'ken burası ne olmuş? 2X olarak verilmiş. AE uzunluğuna bak. X diyorum. CD uzunluğuna bak. Ne diyorum? 2X diyorum. Sonra bizden ne isteniyor? 2X uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar dik üçgenler var burada. Yani şurada bir dik üçgen var. Şuraya A ve B dersem. Tamam mı? Sonra şuraya da büyükte de dik üçgen var. C ve D dersem. Mecbur bu işi yapmak zorundayım. İlk önce şurada bir Pisagor bağıntısı yapalım. Şurada Pisagor bağıntısı yapacak olursam. Hocam şuradaki Pisagor bağıntısında nedir? A kare artı B kare neye eşittir? A kare artı B kare eşittir 4. Sonra hocam şurada Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Değil mi? Yani B ve A artı D'nin kareleri toplamı. B artı B kare artı A artı D'nin karesi neye eşit olacak arkadaşlar? 2x'in karesi 4x kareye eşit olacak. Sonra hocam şunu silip şurada bir Pisagor bağıntısı yaparsam. Burada da bir dik üçgen var. X'e ait. A ve B artı C'nin kareleri toplamı yani yazayım. A kare artı B artı C'nin karesi eşittir. X'in karesi olacak. Sonra ne var arkadaşlar? Sonra da büyük dik üçgen var. Büyük dik üçgende de şöyle Pisagor bağıntısı yapacak olursam o da A artı D ve B artı C. A artı D ve B artı C'nin kareleri toplamı 4'ün karesine. Yani 16 eşit. E ne yapacağız? Mecburuz bunları yapmak zorundayız değil mi şu anda? Elimde bunlar var. Buradaki dik üçgenler bu, bu. Sonra x var, x'e ait. Şuradaki dik üçgen a ve b artı c'lik 2x'e ait bu var. E buradaki bilinmeyenlerle ilgili işlem yapacağım şimdi. Şimdi şuraya bakacak olursam hocam a artı d'nin karısı var burada. Burada da a artı d'nin karısı var. Hmm. Sonra burada b artı c'nin karısı var. Burada da b artı c'nin karısı var. E o zaman ben şunu yapsam nasıl olur arkadaşlar? Şunları yok etmem lazım burada. Şunu eksiyle çarpsam e, hocam şöyle olacak. A kare B kareleri de götürmem lazım. O zaman şöyle yapayım ben. Hocam şunu eksiyle çarpayım. Bunu da eksiyle çarpayım. Diğerlerini de toplayayım. Toplayınca bak A D'nin karesi gidiyor mu? Gidiyor. Sonra B artı C'nin karesi gidiyor mu? Gidiyor. Bak dikkat. Şunu eksiyle çarptığın zaman eksi A artı D'nin karesi eksi artı A artı D'nin karesi. Eksiyle çarptığın zaman B artı C'nin karesi B artı C'nin karesi götürdü. Sonra eksiyle çarptığın zaman eksi B kare buradaki eksi b kare ile artı b kare götürdü. Eksi ile çarptığın zaman eksi a kare ile burası götürdü. E, eşitliğin sol tarafındaki her şey gitti. O zaman eşitliğin sol tarafında hiçbir şey kalmadı. Sıfır kaldı. Sonra bunu topluyoruz. 4 artı. Bunu eksi ile çarpıyoruz. Eksi 4 x kare. Sonra bunu da eksi ile çarpıyorum. Eksi x kare. Sonra bu da artı. Artı 16. Şurası eksi 5 x kare. Attı öbür tarafa. Artı 5 x kare yaptı. 16 artı 4'ten kaç yaptı burası? 20 yaptı. E, x kare eşittir 4 yaptı. X'i de böylelikle kaç bulduk? 2 bulduk arkadaşlar. Evet x'i de 2 bulduk ya. Şimdi bizden ne isteniyor? CD uzunluğu isteniyor. Arkadaş CD uzunluğu da böylelikle ne çıkar? Bak 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 CD uzunluğu da 2x olduğundan cevap 4 çıkar. Kusura bakmayın. Valla bu kara soruyu böyle en son baskıya gitmeden önce yazmıştım arkadaşlar. Bak e, hatta sorumluluğu ben ele alıyorum demiştim böyle. Çapraza falan gitmemişti. Yani kontrole gitmemişti. Hızlıca yazdım. E, tamam doğru gibi geldi bana ama sonradan baktım. Cevap anahtarını yanlış işaretlemişim. Cevap anahtarı 4 olacak bu arada. Ve son anda yazdım ya. Şunu da söyleyeyim. Aslında bu sorunun mantığını anladıysam bu soru mantığında e, bu soru tamam yapılabilir. Mantığı doğru. Ya bu mantıkta soru yazılabilir kesinlikle. Ama dikkat et 2x4 ya. Arkadaş şurası dörtgen burası nasıl dört oluyor? Yani buradaki sayılar ayarlanabilir. Sen çözüm mantığını anladın mı? Anladın. Önemli olan bu. Ben sayıları değiştireceğim. Mesela 1'e 4 yapacağım. O zaman tam olarak e, bu sayıyı da ona göre de ayarlarım arkadaşlar. Kusura bakmayın çünkü son anda ben bu soruyu yazdım. Ondan dolayı bunda hata var. Bu da nazar boncuğumuz olsun. Kitabın nazar boncuğu olsun. E, cevap anahtarı hadi yanlış değilmiş gibi düşünüp 4 diye işaretlerim ama 4'ten e, küçük olması lazım burası. Ben sonraki sene bu sene böyle gitsin e, buradaki sayıları değiştirip ona göre işlem yapacağım. Haberiniz olsun. Şimdi gençler. Burada hocam buradaki çözüm yöntemi bizim nasıl aklımıza gelecek ya dediğinizi duyar gibiyim. Ama elimizi çalıştıracağız. İşte matematikle arası iyi olanlar genelde yapar. A artı D var. A artı D var. B artı C var. B artı C var. Bunları yok etmem lazım. Eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayınca hepsi gidiyor. A kare B kare. A artı D B artı C'nin kareleri falan filan gidiyor. Peki bunun daha şekil şu kul şöyle güzel bir yöntemi var mı? Evet gençler var. Onu da şimdi animasyonla gösteriyorum. Gençler beni biliyorsunuz ben özelliklere çok karşı olan birisiyim ama bazı yerlerde özellikle dörtgenlerde paralel kenar konusunda falan şu özellikleri bilseniz iyi olur dediğimiz yerler oluyor. Mesela bir dörtgende köşegenler dik kesiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit özelliği. E, bunu bilin çünkü ispatı uzun oluyor. İspatı uzun olan böyle özellikleri de bilmenizi tavsiye ediyoruz. E madem biliyorsun, bunun uygulamasını da yap. Sadece köşegenler dik kesen dörtgen olarak gelmeyebilir soruda karşımıza. Hocam bu dik üçgen sorusu, bunun dörtgenle ne alakası var? İşte o özelliği biliyoruz ya, o uygulamaya getirebiliriz. Bazı dik üçgenin karışık sorularında, harflendirmenin çok olduğu sorularda, biz o biraz önceki dediğim özelliğe getirebiliriz. Katlamaları açar tekniğini düşünerekten. Yani katlanmış üçgenler varmış gibi düşünüp katlamaları açıp yani simetriğini alıp ona göre işlemler yapabiliriz. E burada da yapabilir miyiz? Yaparız tabii ki. Hatta ben hemen şuradaki şey yapayım. Kalemimi de alayım. Bak şimdi şu şekle bak. X 2X ya. Şimdi dikkat et. Şuradaki üçgeni katlayacağım. Bu üçgen hop arka tarafa açtım. Açtığınız zaman ne oldu? Hocam buradaki X buraya geldi. Sonra buradaki 2 buraya geldi. Tamam eyvallah. Sonra oradaki katlamayı açacağız şimdi. Şu üçgeni açtığımız zaman da ne oldu? Hocam buradaki 2x buraya gelecek. Buradaki 2 de buraya gelecek. Tamam. Şimdi de burayı durdurayım ben katlamayı. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit olacak demiştim. Dikkat. Kalemimi alayım yeniden. Şuradan sileyim. Ya, tekrar göstereyim. Bak 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 dikkat et. Şimdi ne oldu? Bir dörtgende. Şöyle dörtgene dikkat et. Şu dörtgende dörtgen oluştu. Şu katlamayı açtığımız zaman da bak burası 2 xgen şu üçgeni açmıştım. 2x oldu. 2 ken 2 oldu. Bir dörtgende köşegenler dik kesen bir dörtgen. Karşıtlı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Yani buradan çözümü yapacak olursak eğer şurayı yazıyorum. x'in karesi artı 2x'in karesi. x kare artı 4x kare mi oldu? Eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. 4'ün karesi artı 2'nin karesi diyeceğiz ama burada göremiyorum. 4'ün karesi artı 2'nin karesi diyeceğiz. Ve buradan da ne geliyor? x kare artı 4 x kare neye eşit oluyor? 5 x kareye eşit oluyor. 4'ün karesi artı 2'nin karesi neye eşit oluyor? O da 20'ye eşit oluyor. O zaman 5 x kare eşittir 20 ise x kare buradan 4 yapar. x kare 4 ise x de böylelikle 2 çıkar. Ama benden 2 x isteniyor. 2 x de 4'e eşit olacaktır. Ve cevabı A seçeneği olarak işaretleriz. Evet gördüğünüz üzere bu şekilde katlamaları açıp bu dörtgeni de elde edebiliriz. Dik üçgenin bazı karışık sorularında iç içe dik üçgenlerin olduğu sorularda bu tekniği de kullanabilirsin. Animasyonlu bir şekilde güzel bir şekilde anladığını düşünüyorum. O yüzden bunu kara soru olarak seçtim arkadaşlar. O yüzden bu şekilde işlem yaptım. Ama bundan bir önceki soru da kara soru olabilirdi bu arada. Evet gençler, böylelikle dik üçgeni bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki sonrakinde ne var? Sanırım açıortayım var. Dik üçgenden sonra şöyle bir bakayım. Evet dik üçgenden sonra ikiz kenar üçgen var. İkiz kenar ve eşkenar işleyeceğiz. O zaman ikiz kenar üçgende ikiz kenar üçgen testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.